Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin ya rabbi. Kâlallâhu teâlâ fî kitâbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne Yunus'a leminel mürselin iz ebeke ilel külkül meşhun fesaheme fekâne minel müdehazin feltekemekul hutu ve huve mülin felevla ennehu kâne minel musabbihin لَلَبِسَ فِي بَطْنِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَا بِالْعَرَاءِ وَهُوَ السَّقِيمُ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَقَالَ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ İzna davruhu ve mektum levla en tedarekehu nimetun min rabbihi lenivize bil arayi ve huve mezmum feçtebahu rabbuhu ve celim ne salim la ahir la ahir sadakallahu lazım ve bellana resulühün nebiyyül kerim ve nehnu ala ma kâle hâlikuna ve râzıkuna ve Mevlana mine şakirine şahidine bir kalbin sereyim. Hazreti Allah Celle Celaluhu cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e medet-i inayet ve lütf-i hidayet eyleyip tevfikat-ı subhaniyesine mazhar buyursun. Rıza-i ilahiyesine muvafık ameller yapmak cümlemize nasibi müyesser eylesin. İbadet hayatlarımızda, efal-i harekatımızda vakı olan kusurlarımızı aff-ı mağfiret duysun. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Hazreti Allah Celle Celaluhu, Cibril-i Emin Namus-ı Ekber vasıtasıyla İki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurdu Kur'an-ı Kerim'inde. Hasreten okumuş olduğum ayet-i kerimelerinde biz kullarına ne emru ferman buyuruyorlar. Muhterem müminler, malumunuz olduğu üzere Enbiya-i İzam'ın dualarından bahsediyorduk. Duadan bu son haftalarda bahsediyoruz. Peygamberlerin aleyhisselam dualarından hem Kur'an-ı Kerim'de ayet hem de işte peygamberlerin okuduğu dualar. Dolayısıyla kıssalarından daha az da olsa anlatıyoruz. Şimdi bugünkü dersimizde de herhalde Yunus aleyhisselam ve İyyub aleyhisselamın duaları, onların kıssalarından biraz anlatıp dualarını bahsedeceğiz. Evet. Estağfirullah. Ve inne Yunus'a leminel mürselin. Muhakkak Yunus aleyhisselam da Resullerdendir diyor Hazreti Allah. İşte Nebi ve Resul kelimesi biliyorsunuz. Nebi, peygamber demek yani Nebi Resul. Ama Resul, kendine kitap verilen peygambere denir Resul. Kitap verilen, nebi, haber veren manasına. Bir evvel geçen Resul'ün kitabını haber veren peygambere de nebi denir. Şu halde bu Nebi Resul ikisi de peygamber ama Resul Nebi'den üstün. Resul nedir? Nebi'den üstündür. İşte bu kaziye
her nebi resul değil. Her resul nevidir. Tamam. Yunus Aleyhisselam da resullerdendir. İşte Peygamber Efendimiz de resullerin efendisidir, Seyyidül Mürselindir. Evet. Bunu şimdi Yunus Aleyhisselam'dan anlatıyor Cenab-ı Hak. İz ebeke iler hülkül meşhun, dolu gemiye yürüdü, ibak etti. İbak lafzını kullanıyor Hazreti Allah. Evet, ibak. Efendisinden kaçan köleye ibak denir. O mana yani, ibak kullanıyor ya Hazreti Allah. Yusuf Aleyhisselam demek ki dolu gemiye bindi ama fesaheme fekâne minel mudhezin, kura çekildi de kurada mağlup oldu. Derken feltekemel hutu, balık onu yuttu ve o mülim, o da lehim ediyordu. Felevlâ ennehu kâne minel müşebbihin, eğer Allah'ı çok çok tesbih etmeseydi lelebise fî batni ilâ yevmî basun, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Şimdi bunları izahat vereceğiz. Şimdi ayetleri okuyorum. Ondan sonra izahatına geçeriz inşallah. Fenevezna bil arayi ve huve sekin. Onu biz karaya çıkardık. Efendim hastaydı de. Ve embetna ali şecerete min yeklin. Yeklin balkabağı diye tefsirler. Efendim ağaç bitirdik yanında diye söylüyor Cenab-ı Hak. Yine bazı ayetleri var ama şu da yine Yunus Aleyhisselam'la alakalı olan ayet. Estağfirullah. Fesbir li hukmi rabbike. Rabbinin hükmüne sabret diyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e. Sabır ibadeti ya hepimize. Ve la tekun olma kim gibi, kesahibul hut, balık sahibi gibi. Balık sahibi kim oluyor? Yunus Aleyhisselam. İzna da ruhu meksum. Levla em tedariku nimetim min Rabbi. Rabbinden bir nimet onu ona idrak etmeseydi. Lenimize bile ara yuhu mezmum. Karaya atılacaktı fakat mezmum olarak ama feştebahu Rabbu. Onu Rabbi seçti de vecalü mine salihin. Salihlerden kıldı. Evet. İşte bu Yunus Aleyhisselam'la alakalı bir hikayeti okudum. Şöyle bir ayet daha da var İstanbul'da. Yine Yunus Aleyhisselam'la alakalı. Ve zinnuni iz zehebe muaziben. Zinnun, nun sahibi. İz zehebe gitti muaziben. Gadablandı da gitti diyor Cenab-ı Hak. Nun, nun suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Nun vel kalem ve ma yesrun. Nun'un çok manaları var. Bir manası da nun balık manasına geliyor. Zin nun diyor Cenab-ı Hak. Balık sahibi. Balığın karnına düşürüyor musunuz? İzzabe muazben. Kızgın gitti. Şimdi biraz izahat verelim Yunus Aleyhisselam hakkında. Yunus Aleyhisselam Ninova şehrinde peygamber oldu. Senelerce kavmini dine davet etti. Tabii efendim inananlar olduysa da azınlık inanmadılar. Kafirler. Yunus Aleyhisselam'ın canı sıkıldı. Dedi ki şu kavmin içinden bir çıkıp gideyim falan dedi. Biraz ferahlayayım gideyim. Giderken Allah Celle Celaluhu'ndan izin almadı. İzinsiz gitti. İşte bildiğiniz gibi peygamberler aleyhisselam masumdurlar. Yani günah işlemezler. İsyan ile peygamberler arasında ne vardır? Perde vardır. Masumdurlar. Kimler?
peygamberler aleyhisselam. Peki varisi nebiler, piranımız kaddesallahu esrarım, evliyaullah, mürşid-i kamiller günahtan masum mudurlar? Değildirler. Nedirler? Mahfuzdurlar. Korunurlar yani. Büyük evliyaullah. Masum değil de nedir? Mahfuzdur. Evet. Şimdi peygamberlerden de hata sudur ediyor, görülüyor. Buna ne deniliyor? Zelle deniliyor. Zelle. Yani bir yanlışlık. Ayak kayması, bir hata böyle, bir zelle. Evet. Bir yanlış tarifini şimdi tam yapmayalım. Yani belki peygamberler ne yapıyor? İsyan etmiyorlar. Ama burada Yunus Aleyhisselam'dan bir hata vakı oldu. Nedir o hata? Kavminden terk ederken Allah'tan izin almadı. Peki bu isyan midir? İsyan değildir. He? Bir zelledir işte. Evet, zelle. Evet. Ve gitti. İbak lafzını kullanıyor Cenab-ı Hak. Yunus Aleyhisselam ibak yaptı. Yani efendisinden kaçan köleye ibak denir. Yani izinsiz gitti yani. İzebeke ilel hülkül meşrin, dolu gemiye bindi. Fesahame kura atıldı. Vekane minelme kura da mağlup oldu. Giderken bir gemiye bindi. Gemi açıldı. Fırtına kuvvetli, gemi battı batacak. O zamanın insanların anlayışına göre dediler, bir kişiyi denize atalım da deniz dursun dediler. Kurra atalım bakalım, kurra kime çıkarsa onu atalım. Üç defa kurra attılar, üç defa da Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Yunus Aleyhisselam peygamber. Yani denize atılacak. Üç defa o çıktı. Bu defa Yunus Aleyhisselam denize atıldı. Uzatmayalım. Fel tekamahul hutu. Balık onu yuttu Yunus Aleyhisselam'ı. Evet, balık yuttu onu. Fehüven mülim, o da kendini levmediyordu. Balık yuttu Yunus Aleyhisselam, büyük Yunus balığı, büyük bir balık demek ki. Yunus Aleyhisselam'ı aldı karnının içine. Allah Allah. Derken yürüdü gitti efendim. Evet. Şimdi burada ayeti madem okuyoruz. Felevla ennehu kâne minel müsebbihin. Yunus Aleyhisselam eğer Allah'ı çok çok tesbih etmesiydi, zikrullah yapmasaydı demek lelebise fî batni ilâyem yübasun, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı diyor Hazreti Allah. Balığın karnından çıkarttı Yunus Aleyhisselam Cenab-ı Hak. Ama Allah'ı tesbih etmesiydi, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Tesbih etmesi, tesbih ne demek? Zikrullah demek. Zikrullah, tesbih. Tesbihin lügat manası suda yüzmek manasındadır. Zikrullah da niye kullanıldı? Efendim, zikrullah yapan insan Allah Celle Celaluhu'nun esma ve sıfatının zatının nurlarında yüzer. Zikrullah yapan insan. Onun için suda yüzme manasına gelen tesbih zikrullah'ta kullanıldı. Evet, işte Ruhul Beyan en büyük tefsirdir. Orada baktım, ulema diyorlar ki Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkartan zikrullah oldu. Ne diyor ayette Cenab-ı Hak? Eğer Yunus Aleyhisselam Allah'ı tesbih etmeseydi, zikretmeseydi kıyamete kadar balığın karnına duracaktı. Balığın karnından çıktı, zikrullah yaptığı için. Zikrullah'ın ilaç olmadığı, deva olmadığı bir dert yok dediler. Bak zikrullah, demek her derde deva, her hastalığa deva. Evet. Efendim bu hususta derslerimiz sağ olursak, devam edersek izahat veririz zikrullah'a ait ama evet.
İşte Kur'an-ı Kerim okumak en büyük zikirdir yani. Hasta hemen Kur'an'dan şifalanacak. İki şifa yolunu tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Birinci, hasta Kur'an'dan şifa bulacak. Kur'an okuyacak, Kur'an ayetlerini okuyacak veya biri okuyup ona üfleyecek, böyle bu da vardır işte okuma. Peygamber Efendimiz'e okunuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. O hatta hadis-i şerifte Kur'an'dan şifalanmayana Allah şifa vermesin diyor. Peki doktora gitmek var mı? Var, çift tedavi. Kur'an'dan şifalanırken, Kur'an ayetlerini okurken doktora da ne yapacak kişi? Gidecektir. Tamam. Şimdi burada işte onu diyorum yani. Musa Aleyhisselam'ı diyorlar balığın karnına zikrullah çıkarttı. Onun için zikrullahın ilaç olmadığı bir hastalık yoktur. Ama zikrullah da ikidir. Kalbi zikir, dille zikir. Kalple zikirle dilli zikir arasında ne var? Çok fark var. Eftelü zikri, zikru hafi. En faziletli zikir kalp ve Allah'ı zikretmektir. Kalp okur ya, kalp Allah der, Kur'an okur. Kalbimizden o kadar birçok Müslümanlar kalbinden haberdar değildir. Ya kalp Allah der, Kur'an okur. Allah'ı zikreder. Haber de yapar. Evet. Dilden de Allah'ı zikretmek. Tabii kalp merkezi Muhammediye rabıta yaparsa alemi emirle irtibat kurar. O zaman kalp Allah der. Evet. Bizse dillen. Dillen. Tabii dillen zikir de dahi Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve ne mahu hine tahareke şefetav. Kulumun dudakları beni zikrederken, böyle hareket ederken, Allah Allah, la ilahe illallah derken ben onun kulumla beraberim diyor Hazreti Allah. Dille zikir. Ama dille münafıklar da zikreder. Münafıklar kendi Müslüman gözüne hemen Allah la ilahe illallah der. Dil doğru da söyler, yalan da söyler. Kalp Allah diyorsa, kalp kelime-i tevhid oku diyorsa doğru söyler. Tamam. Kalp yalan demez. İmanın hakikaten nerededir? Kalptedir. Şimdi bu hususta inşallah bir ders yaparız. Yani kalple Allah'ı zikretmek, dille zikretmek, zikrullah hakkında ki ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri okuruz. Biz şimdi Yunus Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Yunus Aleyhisselam işte diyor, tekrar tekit yapıyorum. Balığın karnında Allah'ı zikretmeseydi, balığın karnındayken de dışarıdayken de zikrullah yapmasaydı çok kıyamete kadar balığın karnında kalacak. O zaman ulema ne diyor? İlaç olmadığı bir dert yoktur zikrullahın, hele kalpte yapılırsa. Evet. Şimdi onları başka zaman anlatırız. Yunus Aleyhisselam'a geçelim. Yunus Aleyhisselam, demek ki biraz evvel o ayet okudum. Zinnun diyor, nun sahibi. Nun suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Nun'un birçok manaları var. Bir manası da balık manasına. Balık. Zinnun, balık sahibi. İzzehebe muaziben, kızgın gitti. Kavmin terk etti gitti. Evet. İzzehebe muaziben. Derken bir ayette okuduk. Balık yuttu onu. Evet. İbrahim Kerim'i de okuyalım estağfirullah. Fenada fiz zulümati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştüğü zaman zulmetler içerisinde diyor Hazreti Allah. Karanlıklar içerisinde. Balığın karnında oluşu bir karanlık, denizin içinde oluşu bir karanlık. Deniz ta balık ta Yunus Aleyhisselam'ı denizin diplerine getirdi. Karanlıklar içerisinde kaldı Yunus Aleyhisselam.
Peki orada ne yaptı? Nasıl zikrullah yaptı? Nasıl dua etti Yunus Aleyhisselam? En diye yani. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bir teşbih yapalım. Denizaltı gemileri var. Demek denizaltı gemisine gindi. Kim? Yunus Aleyhisselam. Geminin içerisinde, balığın karnında böyle zikrederek gidiyordu. Evet, duayı ezberleyelim ya, okuyalım. Ne büyük dua, ismi azam. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Evet. Sonra ne oldu? Karaya atıldı diyor. Ayetleri okuduk yani. Karaya çıkardı. Cenab-ı Hak balığa dedi ki karaya, denizin kenarına git, ağzını aç dedi. Efendim balık denizin kenarına ağzını açtı. Yunus Aleyhisselam balığın karnından karaya çıktı. Hastaydı diyor Hazreti Allah. Ve huve sakin. Ve vembetnâli şeceretem min yektin. Yektin bal kabağı diye tefsir ediyor. Bir ağaç bitirdik başının ucundaki şifa bulsun diye karaya atıldı Yunus Aleyhisselam. Evet. Burada tabii çok acayip sırlar var. Her peygamber miraç yapmıştır. İşte Peygamber Efendimiz'in miracı malum. İnşallah geldiğimizde, vakti geldiği zaman anlatırız. Resulullah nasıl miraç yaptı. Her peygamberin miracı vardır. Yunus Aleyhisselam'ın miracı da balığın karnında oldu. Balığın karnına düşüyor. Hani en çok yükseldiği zaman, miraç yükseldiği zaman o zaman oldu yani. Yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraç gecesi dünya ile ahireti Allah birleştirdi. Üstadımızın ifadesiyle dünyaya ahiret hükmü verdi Hazreti Allah. Veya peygamberin dünyadan çıktı, ahirete gitti, cennete girdi miraç gecesi. Orada Hazreti Allah'ı gördü. Yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadayken Allah'ı gören kim oldu? Resulullah Efendimiz oldu. Yunus Aleyhisselam da balığın karnına düştü. Onun da miracı orada oldu yani, en çok yükselmesi. Ve Allah'ın cemalini balığın karnına müşahede etti. Rüyet değil de ne yaptı? Müşahede etti. Yani görür gibi oldu. Evet. Bu da ayrı bir bilgi yani. Peygamber demek ki ufak bir zelleden böyle oldu. Cenab-ı Hak bir peygamber ufak bir yanlışlık yapıyor da Allah ne yapıyor ona? Biz bu kadar günahlar işliyoruz ama Allah affetsin günahlarımızı. Bir şey demiyor bize Hazreti Allah. İşte Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkardı ta dünyaya indi. Bir yanlışından dolayı zellesine. Yunus Aleyhisselam da efendim izin almadan gittiği için bir zelle vakı olduğundan hadi bakalım balığın karnına attı. Biz bu kadar günahlar işliyoruz ya. Allah affetsin günahlarımızı. Evet. Şimdi burada demek Yunus Aleyhisselam'dan bahsederken değişik bilgiler çıkmış oldu ortaya yere. Ama Yunus Aleyhisselam'ın bu duası nasıl, nedir o duası, zikri? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bunu ezberleyelim ve okuyalım. İsmi azamdır. Bu duayı okur da arkasından bir dua yaparsa bir insan duası kabul olur. İsmi azam. Manası ne? La ilahe illa ente. Ey Allah'ım sen birsin yani. Senden başka ilah yok. Sen birsin. Subhaneke. Seni tesbih ederim. İnni küntü mine zalim. Ben zulmedenlerle hata ettim diyor yani. İşte izin almadan çıktım. Hata ettim. Dikim ve Adem Aleyhisselam'ın Havva validemizi yaptığı dua da hemen aynı benziyor. Nasıl dua ettiler onlar? Cennetten çıktıkları zaman Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhemna lenekinene meyhasin. Ezberleyin bunları, ezberleyelim mesela. Okuyalım.
Ya Rabbi biz kendimize zulmettik. Bizi merhamet, mağfiret etmezsen, merhamet etmezsen biz efendim Rabbena zilin lem tafirin lene küllen de miyel hasirin. Biz elbette kusuranda oluruz, helak oluruz diye. Böyle Yunus Aleyhisselam'ınki de aynı ona benziyor. Ben zulmedenlerden, hata edenlerden oldum. Evet. İşte bu duaları ne yapalım? Okuyalım. Dua değil. Peygamber Efendimiz'in bazı duaları. Şimdi Yunus Aleyhisselam'dan çok anlatılacak ama bir de Eyüp Aleyhisselam'a geçelim. Onun da duası var yani Yunus Aleyhisselam. Eyüp Aleyhisselam. Eyüp Aleyhisselam. Efendim. Şöyle şimdi Kur'an-ı Kerim'den bulamadıysam da veya Veskür Abdena. Eskâve. Veskür Abdena Eyyûbe. Eyüp kardeşim kulumuz Eyyûbe zikret diyor Hazreti Allah. Anlat ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İznâdâre buhu. Eyüp Aleyhisselam da Allah'a nida etti. Yani dua etti. Nasıl dedi? Nida etti. Enni messeni şeytanı gün üstünde azap. Şimdi asas bir duası var. Böyle de bir deyişi var Eyüp Aleyhisselam'ın. Eyüp Aleyhisselam işte hastalığı vesaire başına gelen felaketler oldu. Şimdi diyor ki Eyüp Aleyhisselam nasıl dedi? Enni messeni şeytanı bin nusbin. Ya Rabbi şeytan benim nusu meşakkatla tuttu ve azap azapla diye tuttu diyor. Kim diyor? Eyüp Aleyhisselam. Bunu niye söylüyor böyle? İşte peygamberler içerisinde aleyhisselam en zengin peygamber İbrahim Aleyhisselam'dır. Ondan sonra en zengin peygamber de kimdir? Eyüp Aleyhisselam'dır. İşte Urfa beldesinde yaşadı herhalde. Bu Türkiye'de yaşadı yani Eyüp Aleyhisselam. Şeytan bildiğimiz şeytan. Cenab-ı Hakk'a dedi ki ya Rabbi sen bu Eyüp'e çok servet, mal, mülk verdin. Onun için sana ibadet ediyor. Bunları alsan ondan sana ibadet etmez demiş. Eyüp Aleyhisselam zengin gelenlere ikram ediyor. Fakir fukaraya yardım ediyor. İbadet gece gündüz, abdest, namaz, zikirle meşgul oluyor. Şeytan ne diyor Cenab-ı Hakk'a? Yani burada da diyor ki şeytan beni meşakkata tuttu. Bunun için diyor. Ya Rabbi sen bana malmış, servet verdin. Onun için sana ibadet ediyor. Al sen ondan ibadet etmezsen. Cenab-ı Hak biliyor. Malı, mülkü, serveti alsak, hastalık versek ona, efendim ibadet edeceğini biliyor. Ne oldu bu defa? Efendim, meşhur Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı. Hasta olmasından evvel, Eyüp Aleyhisselam'ın ayet-i kerimelerde anlatılıyor. Ziraatları yandı. Eyüp Aleyhisselam dua ediyor, ibadet ediyor Hazreti Allah'a. Ziraatları var. İşte ziraatlarına bir ateş düştü. Bir anda ziraatları yandı. O yine ibadet ediyor. Oğulları var, bina üzerlerine çöktü oğulları. Oğulları öldü. Yine bu haberi aldı, yine ibadetine devam ediyor. Bununla kalmadı, ne oldu? Bu defa Eyüp Aleyhisselam'ın vücudu hasta oldu. Allah hastalık verdi, hasta oldu. Hasta iken de yine ne yaptı? İbadetlerini yaptı. Şeytan ne dedi? Sen bunları alsan ondan bu servetin malı mülkü sana ibadet etmezdi. Evet aldı ama yine ne yaptı Eyüp Aleyhisselam? İbadetine devam etti. Tamam. Evet onun için diyor bu şey. Şimdi Eyüp Aleyhisselam hikayesi çok uzun gider. Tefsirlerde okuyun, Elmalı tefsirini okuyun. O en güzel izah eden tefsir odur. En sağlam tefsir Elmalı tefsiridir. Ondan okuyun mesela. Şimdi hepsini anlatamayız ben. Nihayet Eyüp Aleyhisselam hasta. İşte Urfa beldesinde öldüm. Hasta devam ederken kaç sene hasta yattı? 3 sene, 5 sene, 7 sene rivayetler var. Hasta yattı.
ve ibadetlerini ihmal etmedi. Ondan sonra ne oldu? Yine Allah'a dua etti Eyyub Aleyhisselam. Ve Eyyub ve iznada Rabbehu, Rabbine nida etti dua. Nasıl dua etti Eyyub Aleyhisselam? Rabbi enni messeniye zurru ve enterhamur rahimin. Rabbi, ey Allah'ım yani Rabbim. Messeniye zurru enni. Beni hastalıklar kapladı. Ve enterhamur rahimin. Sen erhamur rahiminsin. Merhamet edenlerin en çok merhamet edinsin. Bak kısa bir dua. İsmi azam. Cenab-ı Hak ne diyor? Pekeşefna ma bihi min zurrin. Onda olan hastalığı kaldırdık diyor Resulullah. Eyyub Aleyhisselam'dan. İşte başka ayette ürküz biricilik. Ya Eyyub kulum, peygamberim ayağını yere vur dedi. Ayağını yere vurunca Eyyub Aleyhisselam bir haza muhteselim baridün beşerab diyor Cenab-ı Hak. Yerden bir su çıktı. Soğuk bir su, tatlı bir su, efendim yıkanılacak bir su diyor. Eyyub Aleyhisselam o sudan yıkandı, içti ve hastalığı gitti Eyyub Aleyhisselam. Eski haline döndü. Yine ehlini verdik ona diyor Resulullah. Ölen çocuklarını verdik ona. Tekrar ziraatları yine başladı. İmtihan dünyada bakıyor Eyyub Aleyhisselam. İşte bu Eyyub Aleyhisselam'ın duasında ne yapmalıyız biz de? Okumalıyız. Hastalıktan kurtulmak, hasta olmayan insan olmaz yani. Hep hastalık, hastalık. Hastanelere gitti, insanlar dolu efendim. Hastalık. İşte bu dua okunur hastalıktan kurtulur. Rabbi enni messeniye zurru ve enterhamur rahimin. Eyyub Aleyhisselam bu duayı okudu da Allah şifa verdi hastalığına. Bunu da okuyalım. Şimdi peygamberlerin aleyhisselam dualarından bahsediyoruz. Dua, dua, dua. Evet, Allah'a dua etmek. İşte duayı Cenab-ı Hak çok seviyor. Ayeti okuyun yani Habib Muhammed. Kullarıma söyle, eğer bana dua etmeseydiler onlara bir itibar etmezdim diyor. Duayı, Allah'a yalvarmamızı çok seviyor Hazreti Allah. Burada Resulullah Efendimiz'de çok hadis-i şerifleri var. Ud'ullahi ve entum mukinne bil icabeti. Ben Allah'a dua ederken Allah benim duama icabet eder. Yani duamı kabul eder zannıyla dua etmeli. Mecbur değil ama. İşte ben günahkar bir kulum, Allah'ın kuluyum. Ben dua ediyorum Allah'a. Kabul eder duamı Allah. Böyle inanın diyor Peygamber Efendimiz dua ederken. Evet. Böyle inanın, böyle zannedin. Duamı ne yapar diyor Allah, kabul eder diye. Evet, Allah Allah'tır Celle Celaluhu. İşte başka hadis-i şerif öyle nasıl geçiyor? Peygamber Efendimiz buyuruyor, bir kul ellerini Allah'a kaldırdığı zaman duaya, Allah kulunun elini geriye boş çevirmekten haya eder. Allah diyor. Yani la teşbih, bir kral değil, bir şey değil. Allah, günahkar da olsak, ayılsak mı? Bir şey verir Allah. Vermeden bu şey. Haya eder, utanır aslında. Onun için dua. Ama bu da vardır. Nedir? Allah çok sevdiği kulun duasını birden kabul etmez. Uzatır. Niye? Yalvarmasını seviyor sevdiği kulunu. Yani duam kabul olmadı diye üzerinde duaya devam edelim. Bir gün kabul eder onu. İşte tarihte yağmur dualarına çıkılır. Şimdi de çıkılır ya. Ama bu sene geçmiş sene, geçen sene kar yağmadı. Bakalım bu sene kar yağar. Kar duasına da çıkmak. Yağmur duası meşhur da kar duası. Kar geçen sene yağmadı. Kar duasında çıkılmalı yani. Yağmadığı zaman efendim. Yağmur duasına çıkıldığı zaman eskiden şey oluyor. Ne oluyordu? Diyelim bir halife hazretleri Müslümanlarla yağmur duasına çıkıyor. Yağmur yağmadıysa ikinci bir yağmur duasına çıkıyor. Gayrimüslimleri de alıyor. Memleketindeki gayrimüslimler, Yahudi, Hristiyanlar, onları da alıyor. Onlarla beraber dua edince hemen yağmur yağıyor. Peki niye yağıyor? Kafirlerin kendine yalvarmasını istemiyor aslında. Ne istiyorsun ya? Alın yağmuru da gidin. Yalvarmayın bana. Ya biraz evvel ne dedim? Sevdiği kulun duasını Allah geç kabul eder. Hemen dua ettim kabul olmadı demeyin. Kabul eder Hazreti Allah.
sevdiği kulun duasını daha geç kabul eder. Kendine yalvarmayı istiyor. Şimdi efendim işte Enbiya-i İzam'ın dualarından bahsettik bir kısmından. Bakalım ileride daha diğer peygamberlerin duaları da var. Onlardan da inşallah anlatırız. Ama sağ olursak önümüzdeki derste Fatiha-i Şerif'ten ders yaparız. Fatiha-i Şerif var ya, Kur'an-ı Kerim, işte Fatiha. Ne demek Fatiha? Kur'an-ı Kerim'in anahtarı Fatiha. Allah Allah. Önümüzde ondan ders yaparız ve en büyük duadır. Bir kişi dua etmesini bilmiyor. Fatiha'yı okusun, en büyük duadır. Bütün peygamberlerin duaları var onun içerisinde. Ondan konuşacağız inşallah. Fatiha'nın manasını dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız ki o da büyük bir duadır. Ne mübarek bir Fatiha. Anahtar demek. Kur'an-ı Kerim'i açıyor Fatiha. Allah Allah. Kur'an'ı açan bir anahtarın açmadığı bir kapı olmaz. Herhalde Hazreti Fatih ve bazılarına ne yapılıyor? Fatiha'nın sırrı veriliyor. Hazreti Fatih demek Fatiha'nın sırrı verildi. Anahtar Kur'an-ı Kerim'i açan anahtar Fatiha'nın sırrı verildi de İstanbul'u açıverdi hemen. Değil mi? İstanbul'un Fatih oldu. Tabii okuyoruz bunları ama burada biz Müslümanlığı şahsım için söylüyorum. Anlayamadık, bilemedik yani. Şöyle bir Müslümanlığı öğrense okuduğumuz ayetleri ne demek? Bunu dualar. Evet. Bir an için insan gafletten sıyrılıyor ama dışarı çıktığımız zaman nefis şeytan tekrar hücum ediyor. Bırak şimdi onları, sen şimdi şunu yap, şunu yap, şunu yap. Evet efendim. Bir Fatiha okumak ne demek yani Fatiha. İleriki bir dahaki dersinde izah ederim inşallah. Hazreti Ali radıyallahu anh nasıl bir zattır? Ene medinetül ilmi ve aliyyü babuha. Ben ilmin şehriyim, Hazreti Ali kapısıdır. O kadar alim bir zattır Hazreti Ali. Evet, çok alim bir zat Hazreti Ali. Alim. Ne diyor Hazreti Ali? Fatiha-i Şerif hakkında diyor, 80 deve yükü kitap yazsam manasını bitiremem. Allah Allah. Biz de tefsir ediyoruz ama hemen 5-10 dakikada bir şey anlatıyoruz o kadar. Ama Hazreti Ali ne diyor? 80 deve yükü kitap yazsam Fatiha'nın tefsirini bitiremem diyor. Evet. Fatiha'nın esrarı da vardır ayrıca. Önümüzdeki derste Fatiha-i Şerif'i tefsir ederiz. Çünkü o da nedir demek ki? En büyük duadır. Duadır. Dua bilmeyen Fatiha'yı okudu mu en büyük duayı okudu. Fatiha-i Şerif o oluyor. Evet. İşte dua ederken işte Arapça dua bilmeyen Türkçe de dua eder yani. Dua ederken çok bağırmak icap etmez. Allah her şeyi duyar yani. Türkçe dua edersin, Arapça bilmiyorsun, Türkçe yaparsın. Türkçe'ye kabul eder. Ve bunlar da ibadet. Dua nedir diyor Peygamber Efendimiz? İbadettir. İbadetin değişik şekilleri var. Bir tanesi nedir? Duadır. Evet, Enbiya-i İzam'ın duaları. Yine önümüzdeki bir derslerde de Musa Aleyhisselam'ın duası var. Ondan da bahsederiz. Musa Aleyhisselam'ın duası. Firavun'la mücadelesi. Kur'an-ı Kerim Musa Firavun kıssasından çok anlatır. İşte bilmeye sınıfı bilir yani. Kur'an-ı Kerim çok anlatır. Musa Firavun kıssası. İşte Musa Aleyhisselam'ın duası var. Efendim acayip acayip. Yani onu inşallah vakti yıldızım anlatırız ama Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam işte Medyen şehrine gitti, geldi. Tur Dağı'nda peygamberlik verildi ona. Harun Aleyhisselam kardeşiyle beraber gittiler Firavun'u imana davet etmeye. Firavun bildiğimiz dünya kralı. Uluhiyet iddia ediyor. Herkesi kendine secde ettiriyor. Böyle bir büyük gavur. Bunlar da iki kardeş ve garip insanlar peygamberler. Gittiler Firavun'un kapısına. Firavun'un kapısına gittiler. Orada kapıda bekçiler var falan. İşte biz Firavun Hazretlerinden görüşeceğiz.
Efendim, çekilin gidin buradan, siz kim oluyorsunuz dediler. Kovdular Musa Aleyhisselam ve Harun. Sen nasıl görüşüyorsun böyle? Onlar da gitmediler. Görüşmek istiyoruz. Görüşülmüyorlar. Görüşülmeyince bu defa meşhur Musa Aleyhisselam'ın asası var ya, o asayı Firavun'un sarayının kapısına bir vurdu. Vurunca Firavun'un sarayı bir sallandı. Firavun tahtından yere düştü. Ne oldu dedi adamlarına, nedir? Geldiler efendim, işte Efendimiz ilahımız diyorlar. Kapıya iki tane bir garip adam geldi, işte sizinle görüşmek istiyorlardı. Biz onları görüştürmedik, olmaz. Bir tanesi değneğinden kapıya bir tane vurdu, bütün bina saldı. Acayip değil. Evet, bunun üzerine Firavun gelsinler bakalım, gelsinler derken konuşmalar başladı vesaire vesaire. Evet. Firavun Musa Aleyhisselam'dan çok korkuyordu, işte o asası. Peki madem peygambersin, mucize, 9 mucize var Musa Aleyhisselam, bir tanesi asa. Asa yırattı, büyük ejderha oldu. Öyle bir ejderha oldu ki ağzını açtı. Firavun'un sarayının alt çenesi, binasının altında, üst çenesi üstünde böyle bir acayip oldu. Firavun aman aman bunu tut bunu dedi filan, korktu. Bu defa Firavun Musa kıssasında İsrailoğullarını hep tenkit ederdi Firavun. Musa Aleyhisselam'a gelince ondan çok korkuyor. Onun ismini anamıyor. O acayip. Onun da şeyini anlatırız ilerideki bir derslerimizde. Musa Aleyhisselam'ın da duası var. Diğer peygamberlerin bazılarının dualarını anlattık. Var da var yani. Biraz böyle dediğim gibi önümüzdeki derste inşallah Fatiha-i Şerif'ten konuşuruz. Çünkü Fatiha-i Şerif nedir? En büyük duadır. En büyük duadır. Efendim dua yaparken buyuruyor Resulullah'ın secdede dua edin. Yani Arapçasını okuyalım ki tesir etsin. Eksiru duaya fi sucud. Secdede çok dua edin diyor Peygamber Efendimiz. Secdede nasıl dua? Abdestsiz bildiğin gibi secdeye kapanırsın. Secdede dua edersin. Kul secdede Allah'a en yakın olmuş oluyor. O duanın kabulüne sebep oluyor işte. Secdede. Secdede dua. Efendim. Namazda secde ediyoruz da dua etmek için de demek ki ne yaparız? Secdeye kapanırız. Secdede dua ederiz. İşte kulun Allah'a Celle Celaluhu en yakın olduğu an secde ani oluyor. Secde ani oluyor. O anda Allah'a en yaklaşmış oluyor kul. Evet. İşte namazda rükû yapmak, İşte eğiliyoruz bildiğimiz gibi rükû. Hazreti Allah Celle Celaluhu'na ilk tazimdir rükû. Secdeye kapanıldı mı tam tazim oluyor yani. Evet, tam tazim oluyor. Rükûn, secdenin bir manası var. Ne demek yani? Biz gibi günahkar kulların Allah'ın huzuruna çıkıp, huzurunda durup el bağlayıp durmamız, onu rükû yapmamız, mütevazi böyle alçak, secdeye kapanmamız bize bu hakkı verdi Hazreti Allah ve emretti bunu yapın diye. Bunu yapmak ne büyük nimet kul için yani. Allah'a secde etmek, rükû yapmak, Allah'ın huzuruna çıkıp el bağlamak, evet. İşte bildiğimiz hayvanlar hep rükû halinde giriyor. Hayvanlar var ya, rükû halinde giriyor. Bizi gibi böyle tek ayak üzerinde gittiler. Herhalde insanlar da kıyamda gidiyorlar böyle gidip kıyamda. Hayvanlar rükuda gidiyor. Bazı hayvanlar da yüzüstü gidiyor, secdede gidiyor demek ki. Allah Allah, ne çeşit çeşit hayvanlar var. Allah ne yaptı? Bizi insan yarattı yani. İstediği gibi de yapar. Bizi affedersin köpek de yapardı yani. Bilmem ne yapardı, yapar da yapar, şimdi de yapar. İstediğini yapar Allah. Hazreti Allah kendini tarif ediyor. La yüselü amma yefalü. Allah yaptığından sual olunmaz. Vevüm yüselüm. Diğer mahlukat hep sual olunur. Allah bir şey yapsa kim sonra bir şey diyemez. Kim var ki Allah'a bir şey diyecek. İstediğini yapar aslında. Evet, yapar da yapar.
sapasağlam bir adam, bir anda bakarsın hemen felç oldu, gezemez hale geliyor. İstediyor. Sen niye yaptın Hazreti Allah, kim diyebilir? Çünkü istediğini yapar. La yüselü amma yefalu ve hüm yüselün. Onun için yalnız Allah'tan korkmak. Başka mahluktan Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Fela tehşevun nase vehşevun. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Nefse emmare denen mahluk bizde de vardır. Nefis öyle bir mahluktur ki yalnız Allah'tan korkmaz. Başka herkesten korkar. Bir insan da nefse emmare hakim oldu mu Allah'tan korkmaz. Müslümandır, Allah'ın emirlerini yapmaz, yasaklarından kaçınmaz, bir sürü günah işler. O tekinden, berikinden korkar. Şu adam çok kötü bir adam, bir şey yapar mı? Öbürü bilmem ne yapar mı? Ya Cenab-ı Hak ne diyor? Herat ekşavundansa, insanlardan korkmayın. Vekşavni, benden korkun. En büyük eşkıya kabul ettiğin adam, sana bir zarar vereceği zaman ben ona müsaade etmesem veremez sana bir zarar. Verebilir mi? Nasıl verir? İşte biz de ne yapıyoruz? İnsanlardan, evet. Bu da böyle yani. İşte namazı kılarken de ellezine fi selatiyim karşı huşu içinde namaz kılarlar. Allah'tan korkarak Allah'ın nuruna rabıtalı namaz kılarlar. Evet, Allah korkusu. İşte bir insanda en büyük fazilet Allah korkusudur imandan sonra. Allah'tan korkan insan işte efendim kimseye bir zarar vermez. Herkese iyilik yapar, yapar da yapar. Herhalde ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Dua edelim. Ya Rahman Rahim ve Ekrem-i Ekrem'in delalete kalmış olan ümmeti Muhammed'e an karib zaman hidayet-i kamile nasip eyle ya Rabbi. Parayla da en büyük Müslümanlık yaptır bize. Çok çok zekat verdir bize ya Rabbi. Çok çok hayır hasenat yaptır bize ya Rabbi. Düşmanlarımıza ve din düşmanlarına, münafıklara hidayetleri kabilce hidayet eder. Hidayetleri kabiliyse kahhar isim şerifine rağmen onları kahreyle ya Rabbi. Şerlerinden bizleri hifz-i imha eyle ya Rabbi. Cümlemizi cennetinde cemalıyla müşerref eyle ya Rabbi. Kabirlerine yatağın ecdadımıza rahmet eyle ya Rabbi. Azaptaysalar azaplarını defu ref eyle ya Rabbi. Cennetteyseler makamlarını âli eyle ya Rabbi. Askerimizi, kılıçımızı, devlet adamlarımıza, sayın devlet reisimizi bizleri düşmanlarımızın, din düşmanlarının şerlerinden hiç imayeli ya Rabbi. Âl-ı Selçuk, Âl-ı Osman'a, Kanun Sultan Süleyman Han Hazretleri'ne rahmet eyle ya Rabbi. İstediği duana bir mesleği bilsin. Lâ-i Teala'yı Fatiha.